Florya'da bir sürece dair ayak sesleri duyuldu. Galatasaray kadın futbol takımımız 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı. Bu başarı onlar için bir son değil, aksine aslanın ayak sesi. Şampiyonluğun hikayesi başlıyor. Şimdi işaret verildi. Ebru geliyor. Ebru bıraktı. Berna vurdu. Harika bir gol attı. Harika bir gol attı Berna. Aldı oradaki ağları. Çok güzel vurdu. Harika vurdu. Müthiş bir gol attı Berna. 2-0 oluyor. Verdi pasını. Çok güzel bir pas. Ebru gol pozisyonu. Ebru 3 oldu. Ebru 3 oldu. 3 oldu. 3 oldu. Maç bitti. Maçın sonucu Galatasaray Petrol Ofisi 4, Ankara Büyükşehir Belediye Fomget 0. Normal sezonu lider tamamlıyoruz. 2022-2023 sezonunu playoff yarı finalinde tamamlayan Aslan, sezona kadrosunun büyük bir bölümünü koruyarak girdi. Birbiri ardına yaptığı transfer duyurularıyla kadrosunu güçlendirdi. Petrol Ofisi çok değerli bir sponsorumuz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Tamam. Aşkımsın. Aşkımsın. Sen ilk göz ağrım. Bravo. Limonu. Limonu. Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktörümüz Metin Ülgen yönetiminde gerçekleştiren takımımız 4 hafta üst üste galibiyet elde etti ve yenilmezlik serisiyle lige başladı. Sezonun ilk golü ise şampiyonluk yolunda önemli bir performans ortaya koyan yıldızımız Ebru Topçu'dan geldi. İlk düdük çaldı. 2023-2024 sezonu Galatasaray'ımıza hayırlı olması dileğiyle. Takımımız bekliyor. Berna korneri kullandı. Ön direğe doğru. İyi vurursak gol olur ve gol geldi. Gol geldi. Gol geldi takımımız. 1-0 öne geçiyor. Harika bir orta. Doğum gününde atıyor Ebru Topçu. Doğum gününde. Ceza alanına bir orta. Tehlikeli bölge. Kaleci çıktı kalesinden. Vuralım. Ebru Topçu attı golü. Ebru Topçu. İlk hafta atmıştı. Üçüncü hafta tekrar atıyor. Bir haftalık aranın ardından Ebru Topçu. Gerçekten soyadının hakkını veriyor. Ebru. Ebru'nun ortası. Şumatko'ya doğru. Kaleciye, kaleye doğru. Gol geldi. Gol geldi. Ebru. Harika bir orta. Kaleye yöneldi top. Şampiyonluk yolunda takımımız en yakın rakiplerini mağlup etti. Son dakikalarda takımımız golleri kaydetti. Fenerbahçe'yi 90+8'de Kipoin'in attığı golle 2-1 mağlup eden Aslan, Fomget'i ise 89. dakikada Ebru Topçu'nun attığı golle mağlup etti. Eda direkt olarak kaleye ve top ağlarda Eda Karataş! Florya Bitloktay tesislerinde derbide öne geçiyoruz. Fenerbahçe karşısında Eda Karataş mükemmel bir gol imza atıyor. Galatasaray'ımız 1-0 öne geçiyor derbide Fenerbahçe karşısında. Kazandı kaba kaba, sağda bir boşluk var, şimdi oraya doğru gönderdi. Kipoi ceza sahası içinde. Kaleye gidiyor ve gol Kipoi! Galatasaray öne geçiriyor son dakikada. Kipoi! Var karşısında. Kaba kaba yaptı ortasını. Ters bir vuruş. Bir kafa ve gol! Heyecan atıyor. Güneş açtı Florya'da. İlk devreyi lider bitiren takımımız 15 maç sonunda 39 puan toplarken 13 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Bu süreçte Galatasaray sahada rakiplerine kükrerken
39 gol attı, 14 gol kalesinde gördü. Sare, şimdi içeriye doğru. Ebru kontrol etti. Ebru harika bir gol attı. Ebru topçu. Ceza alanına girdi. Nazlıcan top hala onda. Onun vuruşu kaleciden döndü. Tamamlayan Arzu. Berna kaleye doğru. Berna gol. Berna gol. Berna gol. Harika bir gol. Kalecinin önde olduğunu gördü. Bu arada offside yok. Ebru ceza alanına girdi. İçeride var Ebru. Ebru hemen karşılık verdi Ebru. Şimatko uzun bir top gönderdi. Sekti top. Ecem kaleciyle karşı karşıya. Ecem ve top ağlara gitti bir kez daha. 21. dakika. Skor 2-1 oluyor. Kaptan golünü atıyor. İkinci yarı başladığında ilk 4 haftada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alan takımımız tabiri caizse biraz hız kesti. Ama Romalı düşünür şöyle söyler Seneca, başarınızın büyüklüğünü inancınızın büyüklüğü belirler. Bu takım inananların takımıydı. Şampiyonluğa inanmış bir ekibin oluşturduğu Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımımız öyle ki pek çok badire atlattı. Oyuncularımız sakatlandı. Bölgelerinde oynamayan oyuncularımız farklı bölgelerinde görev yapmak zorunda kaldı. Ancak hepsi aslanlar gibi mücadele ettiler. Benan şimdi cezalarına doğru araya girdik bir kafa ve top ağlara gitti gol. Arzu atıyor 1-0 oluyor 53. dakika. Şimdi Benan, Ebru baktı ceza sahasına. Ebru ortaladı kaleye doğru top ağlara gidiyor. Ebru topçudan muhteşem bir gol. Dakika 89. Derbide öne geçiyoruz. Ebru topçu. Top dışarıda ve 90 dakika sona eriyor değerli izleyiciler. Derbide kazanan Galatasaray Petrol Ofisi oluyor. 30 haftalık lig periyodunda Galatasaray'ımız 27. haftada Ankara deplasmanında galip gelse aslında erkenden şampiyonluğunu ilan edecekti. Olmadı. Mağlup olduk. Ardından hemen toparlanma sürecine girdi takımımız. Karadeniz Ereğli ve Antalya galibiyetleri geldi. Son hafta ise ALG karşısında Ormanın Kralı benim mesajı verilmek üzere çıkıldı. Şampiyon olacağız, şampiyon! Günaydın, günaydın. Günaydın hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün büyük gün. Evet. Bir sıkıntı olmayacak, merak etmeyin. Sadece son 90 dakika. Bakaranze. Günaydın. Günaydın, günaydın. Hep sezon başından beri aynı şeyleri tekrar ediyoruz, aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Ve biz sezon başından beri söylediğimiz tek şey Galatasaray Kulübü'yüz. O gün de söyledim. İşte futbol yuvarlaktır, üst sonuçludur. Hayır. Galatasaray'da çalışıyorsanız, Galatasaray'da oynuyorsanız sizin tek sonucunuz var. Tek yeriniz var, o da liderlik. Biz şampiyon olmadığımız zaman başarısızız. Eğer bir yerde kupa varsa onun sahibi talibi değil, sahibi biziz. Arkadaşlar mekanı da sahibiyiz hocamızın dediği gibi. Yani her şeyimize hazırız. Değil mi arkadaşlar? Şimdi çok özel bir videomuz var. Çok özel bir videomuz var. Çok mutlu olabileceğiniz. Hadi bakalım bir izleyelim. Seni çok seviyorum. Pazar günü olacak olan maçınızda hepinize başarılar diliyorum. Buraya kadar çok güzel geldiniz. İnanıyorum o kupayı da alıp geleceksiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Yarınki maçta size başarılar diliyorum. Arzu seni çok seviyoruz. Arzu seni çok seviyoruz. Başarıların devamını diliyoruz.
Umarım çok mutlu oldunuz değil mi? Biz hep söylüyoruz Galatasaray ailesi başkanından taraftarına kadar, sporcularına kadar bütün branşlarında bir aile. O yüzden böyle bir şey hazırlandı. Bir aile olduğumuzu tekrar hatırlamış olduk. Bakın hepsi kalbi sizinle atıyor. O yüzden işte şans ne dersek diyelim, kader diyelim ama böyle bir zamana denk geldi. Belki de bizim için de bir şans. Çünkü neden? Biz takımımıza güveniyoruz. Bizim takımımızda böyle final oynayacak çok değerli oyuncular var. Bu tür maçları defalarca oynamış oyuncular var. O yüzden bir sıkıntımız yok. Rakibimize de bir problemimiz yok. Sıradan bir maç. Yalnızca maçın değeri tabii ki kazanmamız gereken bir maç oldu. Sağ olun. Galatasaray tarihinde ilk kez Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu. Bu başarı teknik direktörümüz Metin Ülgen ve onun teknik ekibininken pastanın diğer yarısındaki emekse tüm oyuncularımızın oldu. Galatasaray ailesi olarak tüm ekibimizi, tüm oyuncularımızı yürekten kutluyoruz. Şampiyonluğumuz hayırlı olsun. Söylediğiniz gibi biz Galatasaray'ız arkadaşlar. Bizim olduğumuz yerde yalnızca liderlik olur, yalnızca şampiyonluk olur. Çok bu anlamda konuşmak istemiyorum. Ama oyun disiplinine bağlı kalacağız. Çok içeride çok coşkulu ve istekli oynayacağız. Söylediklerimizin hepsini sahada görmek istiyorum. Bir tane gidecekleri yol belli. Kimle gidecekleri belli. Oraları mutlaka kapatacağız. Bizim nasıl gideceğimize ilgili çalışmalarımız var. Onların üzerinden gideceğiz. Arkadaşlar sahada 90 dakika. Herkesin koştuğu, mücadele ettiği, tekmeye kafa soktuğu bir maç olacak. Sonunda Galatasaray'ın tek hedefi şampiyonluktur. Şampiyon olmadan buradan çıkmayacağız. Aynen. Eda vurdu ve dağlara gitti gol. Eda attı golü Eda. 1-0 oldu 1-0.
1-0. Nihal kazandık topu. Ebru. Şimdi defansın arkasına doğru. Bakaranse çıktı. Orada faul. Bu arada Bakaranse'nin kartı var. Bakaranse'nin kartı var. Aman diyelim. Kırmızı kartla oyun dışında kalıyor Cristina Bakaranse sevgili seyirciler. Çok daha dikkatli olmamız gereken dakikalar. Cezalara doğru. Direkten döndü. Gol! Bu maç bitti. Şampiyonluk geliyor. Atkan'da. 90'da geliyor. 90'da. Ne güzel bir gol. Direkten döndü. Kipo'yu tamamladı. Yaptı ortasını. Kaleye doğru. Nikoretti çift yumruk. Beyza, şampiyon Galatasaray! Şampiyon Galatasaray! Gördüğünüz seyirciyle, taraftarıyla, yönetimiyle, oyuncusuyla, staffıyla çok güzel bir aileyiz. Ve birlikte bizi uzun lig maratonunda sürekli desteklediler. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar, kızları motive ettiler. Bu büyük mutluluğa da onlara hediye ediyoruz. Galatasaray olarak, Galatasaray tribünü olarak her zaman yanındaydık hocamızın, takımımızın. Evet. Bu mutlu günde ilk defa şampiyon oldu, çok mutluyuz. İnşallah devamı gelecek. Evet, bizim amacımız dediğimiz gibi Avrupa'da başarılı olmak, Galatasaray'ın ismini Avrupa'da da duyurabilmek.